Merhaba İmet Hoca kanalına hoş geldin. 29 günde LGS matematik kampımızda 17. gündeyiz. Cebirsel ifadelerin ikinci bölümü olan özdeşlikleri öğreneceksin. Video ders notların ve sen hazırsan hemen derse başlıyoruz. özdeşlikler değişkenin aldığı her değer için doğru olan eşitliklere özdeşlik denir. Hmm. Değişkenin aldığı her değer için. Her gerçek sayı değeri için. Denklemler bazı gerçek sayılar için doğru iken. Çünkü denklemi çözüyorduk mesela. işte 3 çıkıyordu, 5 çıkıyordu, eksi 3 bölü 2 çıkıyordu falan böyle. Birkaç değeri falan oluyordu en fazla. Ama burada her gerçek, bakın tüm gerçek sayılar için özdeşlikler doğrudur arkadaşlar. Örnek verelim. Ne demek? Aşağıda verilen eşitliklerin özdeşlik olup olmadıklarını belirleyelim. 3 çarpı x artı 2 eşittir x eksi 6. Şimdi bak biz bunu dağıtabiliriz şöyle. Hop hop. 3 çarpı x 3x. E, 3 çarpı 2 6. 3x artı 6 eşittir x eksi 6. Bak bu bir denklemdir. Ama özdeşlik değildir. Neden? X'i bu tarafa çek. 3x eksi x, 6'yı bu tarafa çek, eksi 6, eksi 6. O zaman ne oldu? 2x eşittir, eksi 12, x buradan, eksi 6 çıktı. Bakın ne demiştik? Bazı gerçek sayılar için, e, bir tane gerçek sayı için e, değeri doğru oldu. x eşittir, eksi 6 için. Yani bu bir denklemdir, özdeşliktir diyemiyoruz buna. Tamam. 3 çarpı x eksi 2 eşittir, 3 x eksi 6. Şimdi burada, burada bunu dağıtıyorum yine. 3 ile x'i çarptım. 3 x 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. 3 x eksi 6. 3 x eksi 6'ya eşittir. Yani burada arkadaşlar. Tamam zaten bu da eşittir falan filan da. Yani bir bire bir, bire bir aynı yani. Bakıyorsun böyle aynı. Ha hocam o zaman niye böyle vermemişler de burada böyle. E o kadar işlemi de yapalım arkadaşlar. Değil mi? 3 x eksi 6 eşittir. 3 x eksi 6. Yani sen burada x'e 0 ver. 1 ver. 2 ver. Eksi 2 bölü 3 ver. Eksi 5 ver. Kök 3 ver. Ne verirsen ver. Tüm gerçek sayılar için bu denklem doğru oluyor. Aha denklem dediniz hocam. Evet arkadaşlar bakın her denklem özdeşlik değildir ama her özdeşlik bir denklemdir. Böyle değişik laflar ediyorum ha bugün fark ettin mi? Peki hadi onları açıklayalım. 3 çarpı x artı 2 eşittir 3 çarpı x eksi 5. Dağıtıyorum bak bunu böyle. Şöyle dağıtıyorum tamam mı? 3 çarpı x 3x 3 çarpı 2 6 tamam hocam. 3 çarpı x 3x 3 çarpı eksi 5 yani 3x e, şurası eksi 15 Allah Allah hocam burada 3x artı 6 burada 3x eksi 15 3x'ler gitse 6 eşittir eksi 15 çıkıyor ama böyle bir şey olamaz ki yani bu arkadaşlar böyle ne bir denklem olur ne bir özdeşlik olur. Yani bu öyle 0 eşit 5, 0 eşit 1 bölü 2, 4 eşit 5. Böyle şeyler olmaz arkadaşlar. Yani bunlar yanlıştır yani. Böyle bir eşitlik olmaz. Bunlar eşitlik olmaz. Özdeşlik olmaz. Denklem olmaz. Neydi belirsiz. Her özdeşlik bir denklemdir. Ancak her denklem bir özdeşlik değildir. Biraz önce söylemiştim hatırladıysanız. 5 çarpı x eksi 2 artı 4 eşittir. 5 x artı üçgen. Yukarıda verilen eşitlik özdeşlikse üçgenin değerini bulalım. Özdeşlikse Bakıyorum 5 çarpı x 5x 5 çarpı eksi 2 eksi 10 artı 4 eşittir 5x artı üçgen. E hocam 5x eksi 6 eksi 10 artı 6 eksi 6 eşittir 5x artı üçgen. 5x'ler e, aynı. O zaman üçgenin ne olması gerekiyor? Eksi 6 olması gerekiyor. Üçgen eksi 6 olmalıdır diyoruz. Özdeşlik olması için. İki terimin toplamının karesi özdeşliği. Bunun bir diğer ismi arkadaşlar tam kare özdeşliği. Tam kare özdeşliği. Bunlar var ya acayip kullanılan özdeşlikler. Tam kare özdeşliği. Neden tam kare özdeşliği deniliyor? Çünkü A art benim parantez karesi demek bir tam kare ifadenin karesi olduğu için tam kare özdeşliği anlamına geliyor. İki terimin toplamının karesi diye okunabiliyor. İki terimin toplamının karesi iki terimin kareleri toplamıyla bu terimlerin çarpımının ilk katının toplamına eşittir. Nasıl oluyor şimdi bu? A artı B'nin karesini alacaksınız ya. Birincinin karesi A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. Bak A ile B'nin çarpımının ilk katı 2AB. Iki Sonra ikincinin karesi B kare. Bu. Şimdi tabi bu belki çok anlamlı gelmemiş olabilir. O zaman şöyle de yapabiliriz. A artı B'nin karesi diyoruz ya. A artı B'nin karesi aslında A artı B ile A artı B'nin çarpımından elde edilmiyor mu? Evet hocam. O zaman A ile A'yı, A ile B'yi, B ile A'yı, B ile B'yi çarparsın. A ile A'yı çarptığında A kare, A ile B'yi çarptığında AB, B ile A'yı çarptığında BA, B ile B'yi çarptığında B kare. E AB ile BA zaten birbirinin aynısı. Neden? Çünkü 3 kere 5, 15, 5 kere 3, 15 ya. O zaman A kare artı 2 B artı B kare oluyor. A artı B'nin parantez karesi. Tabi burada bazen şöyle şeyler yazılabiliyor. Aman ha a artı b'nin karesi hocam a kare artı hayır. A kare artı b kare değildir. Neden değildir? Geometrik olarak da göstermek istiyorum. Bak burada bir kare verilmiş. A'ya A olan burada bir dikdörtgen verilmiş. B'ye B olan bu bir dikdörtgen verilmiş. A'ya B olan B'ye B olan şu kare. Peki burada gösterdiğimiz şekilde bakın şurası şurası A olsun. Burası A olsun. Burası B olsun. Burası B olsun. Çünkü burada küçükler B, büyükler A olmuş ya. E o zaman şurası A ise burası da A, burası da A, burası da B, burası da B. Ne yapıyorsunuz hocam ya? Şeyi göstermeye çalışıyorum. O iki AB'nin nereden geldiğini göstermeye çalışıyorum. A ile A'yı çarptığınızda bunun alanı A kare. Tamam. B ile B'yi çarptığınızda bunun alanı B kare. Orada sorun yok zaten. A kare artı B kare hemen yazıyorsunuz. AB nereden çıkıyor? Bak. A ile B'yi çarptığında şurası AB, A ile B'yi çarptığında burası AB. O zaman A kare artı 2AB artı B kare A artı B'nin karesidir. Yani bakın bu alanı A artı B ile A artı B'yi çarparak buluyoruz ya. E bu alan aynı zamanda da zaten A kare artı 2AB artı B kare. Somut olarak görmüş oluyorsun aslında. Hatta bende bunun bir de materyali var ama onda şey yapılmış tamam mı? e, ee, orada B'yi büyük yapmışlar. Yani B kare olanı büyük yapmışlar. Tamam mı? A kare olanı küçük yapmışlar. Bak A, B de böyle geliyor. Tamam mı? Onu da göstereyim size şöyle. Şöyle geliyor. Tamam mı? Şu da şöyle geliyor. Görüyor musun? Yok görmedim. Şöyle göreceksin ama. Heh. Bak. A kare, B kare, 2AB. E A'ya, bakın şurası da B. Şu B kare olması için şurası B ya. A'ya B. A artı B'nin karesidir arkadaşlar. Yani böyle son, bunlar cebir karolarıdır arkadaşlar. Bunlarla böyle somut bir şekilde görebiliyorsunuz. Öyle de olur. Böyle çizgi çizilerek de yapılır. İlla öyle materyal olacak diye de bir şey yok. Hani böyle kendinizi şey yapmayın. Kasmayın bu konuda. Ama A artı B'nin yani bir şeyin böyle iki terimin toplamının ya da farkının biraz sonra farkını da göreceğiz. Karesi varsa Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Bunu ezberlemiyorsun. Nereden geldi? Bak buradan çarparak geliyor. Ama bunu pratik hale getirince, otomatiğe bağlayınca kadar gördün mü? Çat 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 yazman lazım böyle. Çünkü e, hıza da ihtiyacımız var. Değil mi? Hadi yapalım. 3x artı 2y'nin karesini hem çarpımdan yapalım hem özdeşlik yardımıyla yapalım. Önce çarpımdan yapıyoruz. Bir görün bakalım. 3x artı 2y ile 3x artı 2y'yi çarparsak biz bu ifadenin karesini bulmuş oluruz. Ne yapıyorum? Dağıtıyorum bak şöyle. Hop 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 hop. Bir önceki derste çarpmayı öğrenmiştin. 3x ile 3x'i çarptım. 9x kare hocam. 3x ile 2y'yi çarptım. 6xy. 2y ile 3x'i çarptım. 6xy. 2y ile 2y'yi çarptım. 4y kare. Küçük bir düzenleme yapıyorum. 9x kare Bak 6x ye, 6x y da 12x ye. Hani birinci ile ikinci terimin çarpımının iki katı olayı buradan geliyor. Bak iki katı. Çünkü 3x de 2y'yi çarptın. 6x ye. Bak iki tane var ondan. O yüzden iki katı. Yani yaparken bu şekilde nereden geldiğini görürsen aslında, aslında işin mantığını öğrenmiş oluyorsun aslında. Artı 4y kare. İşte biz bunu her zaman uzun uzun çarpmamak adına diyoruz ki. Birinci terimin karesi arkadaşlar ne? 9x kare. Birinci terimle ikinci terimin çarpımının. Bak çarptın. 3x ile 2y'yi çarptın. 6xy. iki katı 12xy. İkinci terimin karesi 4y kare. İşte bitti gitti bu kadar. Tamam bu bir özdeşlik olduğuna göre üçgen eksi kare işlemin sonucunu bulalım. 4A artı 3'ün karesini alıyoruz. Hemen birinci terimin karesi 16A kare. Birinci terimle ikinci terimi çarptım. 12A. 2 katı dikkat 24A artı ikinci terimin karesi 9. Şimdi baktığımızda üçgen çarpı A kare artı kare çarpı A artı 9'a eşit. E, o zaman hocam bak A kare şu üçgen 16 o zaman. Tamam. E bu 24. O zaman kare 24. E 9 9 tutuyor zaten. O zaman üçgen 16. Kare 24. E o zaman 16 eksi 24'ü bulmam gerekiyor. O da ne yapıyor? Eksi 8 yapıyor değerli arkadaşlar. İki terimin farkının karesi özdeşliği. Şimdi bunda model biraz sıkıntılı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben bunun modelinden gitmeyi hiç sevmiyorum. Zaten biraz öncesini anladı. Şimdi ben böyle deyince siz bunu hiç dinleyesiniz de gelmez. Ama yine göstermek istiyorum. Neden? Çünkü e, bazen bunlar karşınıza kitaplarda çıkınca. Aa bunu görmedim ben ya falan filan. <laughs> ya her şeyi arkadaşlar illa öyle uygulayacaksınız diye bir şey de yok. Ama yorumlamaya... E, alışmamız önemli. İki terimin farkının karesi olduğunda, biraz önce toplamındaydı. Burada farkı e, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı. Bak, a ile eksi b'yi çarp, eksi a b, İki katı eksi 2 iki a b, ikincinin karesi, eksi b'nin karesi artı b kare yapacak. Bu. Onu da yine a eksi b çarpı a eksi b'den görebiliriz aslında. Hadi görelim. a eksi b çarpı a eksi b a eksi b'nin karesidir. Dağıtıyorum bak şöyle hop 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 hop. A ile a'yı çarptım a kare. A ile eksi b'yi çarptım eksi a b. Eksi b ile a'yı çarptım eksi a b. Eksi b ile eksi b'yi çarptım artı b kare. O zaman düzenliyorum. A kare eksi iki tane a b artı b kare. Bak birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi olay budur arkadaşlar a eksi b'nin parantez karesi olduğunda yani iki terimin farkının karesi özdeşliği aynı zamanda bir yine tam kare özdeşliğidir arkadaşlar biraz önceki de tam kare özdeşliğiydi bu da tam kare özdeşliği değil mi bunlar zaten tam kare özdeşlikleri tamam mı şimdi bunu şekilde nasıl göstereceğiniz hocam? Şöyle göstereceğim. Şu kenarım A olsun arkadaşlar. Şu kenarım da B olsun. O zaman şurası A eksi B olur. Şurası A eksi B olur. Şuralar B'ye B'ye bak. O zaman burası da A eksi B olur. Burası B olur. Burası A eksi B olur. Burası B olur. Şimdi ben A eksi B'nin karesini bulmak istiyorum. Yani şu alanı bulmak istiyorum. Bu alanı bulmak istiyorsam arkadaşlar, a b'nin karesini bulmak istiyorsan bak modelden yapmaya çalışıyorum şimdi ha karışmasın ile. Hatta onu farklı renkte yapalım. a b'nin karesini bulmak istiyorsam ben a kareden çünkü bak burası a ise burası da a. Çünkü büyük kareye a'ya a dedim artık. a kareden, a kareden neyi çıkaracağım arkadaşlar? Bir kere şu b kareyi çıkaracağım a kareden, büyük kareden şu b kareyi çıkaracağım. Sonra şu ikisinin alanını çıkaracağım. O da ne demek? B ile A eksi B'nin çarpımının iki katı. Eksi 2 çarpı B ile bakın B ile A eksi B. O B'yi niye parantez içinde yazdıysam. Neyse o da parantez içinde oluversin canım. Sorun değil. Çarpımını çıkaracağım. Şimdi ne oluyor biliyor musun? A kare eksi B kare eksi 2 B ile A'yı çarparsan eksi 2 AB. BA da AB. Eksi 2B ile e, eksi B'yi çarparsan artı 2B kare oluyor. Bu neye eşit? A eksi B'nin karesine eşit. E hocam şimdi burada E'si şu. A eksi B'nin parantez karesi eşit oluyor A kare. Bak 2B kareden bir tane B kareyi çıkarırsan B kare kalacak. Eksi 2 AB duruyor orada. Al sana A kare eksi 2 AB artı B kare. Aynı şeyi elde etmiş olduk modelden. Tabi biraz modeli anlamakta e, canın sıkılmış olabilir. Ama güzel bir şey. Yani hani kötü bir şey değil. Ama ben ben de çok sevmedim yani. Hani bunu alışamadım bir türlü. Bunu. Öbürünü seviyorum bak. Öbüründe o AB'nin nereden geldiğini görüyorsunuz zaten. Hani bununla da ee, hani geometrik düşünebilme açısından arkadaşlar öğrenmeniz, görmeniz önemli daha sonraki sorular açısından. 4x 3'ün karesini alalım. Bir çarparak alalım. Bir de çarpmadan alalım. 4x eksi 3 ile 4x eksi 3'ü çarparsak 4x eksi 3'ün karesini bulmuş oluruz. Burada da ne yapıyorum? Şöyle dağıtacağım arkadaşlar. Hop hop. 4x ile 4x çarptım. 16x kare. Çarptım, 4x ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 12x. Eksi 3 ile 4x'i çarptım. Eksi 12x. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 9. Küçük bir düzenleme yaparsam 16x kare Eksi 24 x. Bak birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. iki tane var çünkü birinci ile ikincinin çarpımından. Sonra ikincinin karesi artı 9. İşte böyle. Anam kalem gidiyor şey da. Şimdi tişörtü boyayacak. Sonra birincinin karesine gel bakalım burada. 16 x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 12x'in iki katı. Eksi 24x. son ikincinin karesi artı 9. Çat böyle yapıştırıp geçin. İkinci ol dediğimiz. yani o direkt özdeşlikten böyle çat 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 çat. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Onu hem iki terimin toplamının karesini yaptık. Hem iki terimin farkının karesini yaptık. Şu an öğrendiğin için biraz böyle. Ya bunlar zormuş falan diyebilirsin. Ama Yaptıkça aslında o kadar kolay, o kadar keyifli olduğunu göreceksin ki şaşıracaksın ya yani ne kadar aslında ön yargılı davranmışım diyebilirsin. O yüzden işte her zaman diyorum bakış açısı çok önemli arkadaşlar. Hani zor diye böyle aa bunlar ne falan diye e, hemen böyle kendinizi e, şartlandırmayın lütfen. 2x 3y'nin parantez karesi buna eşit olduğuna göre a artı b eksi c işleminiz bulalım. Tamam bulalım. Bunun birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı 2x eksi 3 yyi çarpımı eksi 6 x y. katı eksi 12 x y artı eksi 3 y'nin parantez karesi artı 9 y kare. Eşit oluyormuş arkadaşlar. A x kare artı b x y artı c y kare. Şimdi bunu böyle yapıyoruz ya. Bazen ders dinlemiyor. Nereden geldiğini anlatıyorum. Orayı tam dinlemiyor ya da orada böyle işte başka şeylerle uğraşıyor. Sonra niye hocam iki kat yaptın? Niye hocam o nereden geldi? Ama işte dersi iyi dinleyeceksin ya. Yani. Tamam O zaman burada A 4 oluyor. B eksi 12 oluyor. C de 9 oluyor arkadaşlar. Şimdi A ile B'yi toplayacağız. 4 ile eksi 12'yi toplayacağız. C'yi çıkaracağız. Eksi artı 9. E o zaman şöyle bir şey oluyor. 4 eksi 12 ile toplanırsa eksi 8. E bunu da toplamaya çevirirsek artı eksi 9 olacak. Artı eksi 9. O da ne yaptı? Eksi 17 yapmış oldu arkadaşlar. işaretlere. aman dikkat. İki kare fark özdeşliği. Sonu göreceğiniz özdeşlik. Zaten bir bu tam kare özdeşliği. Bir iki kare farkı özdeşliği. sonra bunları çarpanlara ayırıyoruz. Hep birbirleriyle bağlantılı. Mesela birinci dersi bu cebirsel ifadenin birinci dersini öğrenmeden bu ders Olmaz. Açıkça söylüyorum bak. Bunun üçüncüsü olan ders hiç olmaz. O yüzden hep kademeli ilerlemeniz, günleri dikkatli takip etmeniz, ödevleri yapmanız çok önemli. Şimdi iki kare fark özdeşliğinde iki terimin toplamıyla farklarının çarpımı bu terimlerin kareleri farkına eşit olur. Yani a kare eksi b kare, iki kare farkı buradan geliyor aslında. A kare eksi b kare, a eksi b ile yani terimlerin farkıyla terimlerin toplamının çarpımına Eşittir. Şimdi şurada bir şekil görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar büyük karenin kenarları A'ya A olsun. Bak şurası A olsun burası A olsun. Küçük karenin kenarları da B'ye B olsun. O zaman şurada kalan parça A eksi B olur. Burada kalan parça A eksi B olur. Şimdi yapacağım şeye dikkat edin arkadaşlar. Göstereceğim ben bunu size. Bak şöyle hop. Ben tabi bunları önceden yazdım. Ben bunları önceden yazdım. Şöyle de yapayım mı? Dur. Şöyle de yapayım. Bak birebir aynısı olmadı ama. Bunu çünkü önceden yapmıştım ben. <laughs> evet. Ya bak buralar A'ya ya A. Şurası A eksi B. Bak buralar B B. Benim B'm biraz daha büyük olandan. A eksi B. Şimdi sen büyük karenin alanından şu minnoş karenin alanı çok da minnoş değil ama çıkarırsan geri kalan alan nedir? A kare eksi B karedir. İşte bu geri kalan a kare eksi b kareyi ben istersem şöyle yapabiliyorum. Bak aldım şöyle yapıştırdım. Ah o kalan alan aslında bir dikdörtgenin alanına eşit. Nasıl bir dikdörtgen o? Bir kenarı a eksi b bir kenarı da a artı b olan bir dikdörtgen. İşte bu yüzden a eksi b ile a artı b'nin çarpımı iki kare farkına yani a kare eksi b kareye eşittir diyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Mükemmel bir bak burada işte bu şekil çok önemliydi arkadaşlar. Hatta geçtiğimiz yıl LGS'de direkt bu şekilden bir soru elde ettiler mesela. Şekli önceden gören, yapan, inceleyen arkadaşlarımız soruyu çok rahat anladılar. Yani o açıdan bazen e, hani diyorlar ya çok okuyan mı çok gezen mi? Burada işte hani çok soru çözen mi çok gerçekten hani anlayıp çalışan mı e, kesinlikle yani hani ikisi de önemli ama hani ben böyle aa, çok çalışmayan anlamında söylemem söylemem kesinlikle böyle bir şey söylemem ama anlamak da yani nasıl olduğunu görmek de hatta bunu böyle ben bir de kendim keseyim yapayım diyor bazı öğrenciler bayılıyorum yani. ...kesinlikle çok önemli. Kendi çiziyor falan böyle, kesiyor, katlıyor falan... ...mükemmel, olağanüstü, harikulade. Bir de, bak A-B ile A-B'yi gel çarpalım bir. A-B ile A-B'yi çarpalım... ...bakalım neye eşit oluyormuş, görelim. Şöyle dağıtıyorum arkadaşlar. O kadar güzel ki. A ile A'yı çarptım, A kare. A ile B'yi çarptım, artı A-B. Eksi B ile A'yı çarptım, eksi A-B. b da eksi a aynı şeyler... Eksi b ile b'yi çarptım. Eksi b kare. Dikkat eder misiniz? Artı a b eksi a b gitti. A kare eksi b kare eşit oldu. A eksi b çarpı a artı b'ye. Yani buradan yine çarparak görebiliyoruz. Ama burada kare farkı özdeşliği denildi. Terimlerin farkıyla terimlerin toplamının çarpımına eşit olduğunu kesin ama kesinlikle net yazmamız önemli. Zaten göreceksiniz şimdi. 4x kare eksi 9y kare. Bak direkt 2 kare farkı değil arkadaşlar. Nasıl değil hocam? Yani burada şu 4 böyle verildiyse sen bunu düzenleyeceksin. 4x kare neyin karesi? 2x'in karesi. Bak bunu böyle parantez içinde yazmaya alışkanlık edineceksin. 2x'in karesi hocam. 9y kare neyin karesi? 3y'nin karesi hocam. Arada eksi var. Dikkat. Yani burada iki kare fark. Yani şöyle düşünün bir kenarı 2x yani kenarları 2x ise 2x olan kareden kenarları 3y'ye 3y olan kare çıkarılıyor. Geriye kalan alan soruluyor diye düşünebiliriz aslında. O zaman biz bunu da nasıl yazacağız? 2x eksi 3y çarpı 2x artı 3y diye yazacağız. Tamam. 25 a kare eksi 1. Bu nasıl olacak hocam? Bu şöyle olacak. 25 a kare 5 a'nın karesi eksi 1 neyin karesi? 1'in karesi. O zaman 5 a kareden 1'in karesini çıkarmışız. O zaman 5 a eksi 1 çarpı 5 a artı 1 şeklinde özdeşini yazmış olduk. 36 b üzeri 4 eksi 169. 36 6'nın karesi. B üzeri 4 de B karenin karesi. Yani 6 B karenin karesi var burada arkadaşlar. 169 da 13'ün karesiydi. Hatırla tam kareleri. O zaman ben bunu 6 B kare eksi 13 çarpı 6 6 B kare artı 13 diye özdeşini yazabilirim. Aşağıdakine geldiğimizde 4 X kare eksi 5 şeklinde verilmiş. Bunu nasıl yapacaksınız hocam? Bak burada da çok değişik bir şey göstereceğim. Yani normalde bu şekilde çıkmaz. Sadece hani böyle farklı düşünün diye gösteriyorum bunu. Yani bu kadar da olmaz. Ama şunu yapacağız. 4x kare neyin karesi? 2x'in karesi. Harika. Eksi 5 neyin karesi? Hocam 5 neyin karesi olur mu ya? Arkadaşlar kare ifadelerde kök 5'in karesi olduğunda ne oluyordu? Kök 5 ile kök 5'i çarptığınızda 5'i elde etmiyor muydunuz? Aa, o zaman orada hani bu kök 5'in karesi tamam. Ben bunu o zaman 2x eksi kök 5 2x artı kök 5. Yani bu açıkçası hani kazanıma uygun falan değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, ama hani şey o iki kare farkını özde iki kare farkı özdeşliğini kullanma açısından böyle bir farklı düşündürme açısından kare kökle bağlantı kurma açısından ee, olması da iyi yani yani öyle kötü bir şey de değil yani değil mi değil değil mi değil değil ya tamam Olmadı orayı iptal ediver canım peki arkadaşlar ikinci çeyrekten test 23 24 25 çözülebilir ama ne yapıyorsun sen bizim ikinci videomuzda izliyorsun ondan sonra ödeve geçiyorsun İki videoyu izliyorsun Günde iki video atıyoruz biliyorsun bir konu anlatımı bir map sorar dediğimiz e, videomuz bu iki videoyu izliyorsun daha sonra ödevlerini yapıyorsun Evet e, günün e, ilk videosunu bitirdik. 17. günün ilk videosu Cebirsel ifadeler 2 konu anlatımdı. Cebirsel ifadeler 2 map sorar videomuzda görüşünceye kadar dinlen bir o videoyu da izlersin. Yani izlerken tabi bunları yazıyorsun, çiziyorsun, çözüyorsun. O da önemli. Sonra da ödevlerine geçiyorsun. E, yani mükemmel bir altyapı sağlıyorsun LGS Matematik adına. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hadi bakalım.